Kargoist Zafer Bilgi ile Tarih Yerinde Anlatılır'ı sunar. Burası dünyanın en görkemli, en büyük imparatorluklarından birine doğru evrilen Osmanlı Cihan Devleti'nin en büyük medrese yani kütüphane ve üniversitesine sahip mekan. İşte Osmanlı'nın dünya yönettiği dönemdeki en sağlam üniversitesi ve o kaliteli kütüphanesinin önündeyiz. Bütün kapıların hemen hemen hepsi avluya açılacak şekilde tasarlanıyor. Tarih Yerinde Anlatılır programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu sefer Fatih Sultan Mehmet Külliyesi'nin medrese kısmındayız. Burası Sahn-ı Seman Medresesi diye bildiğimiz aslında Fatih Sultan Mehmet Külliyesi'nin medresesi. Bugün amacına matuf olarak yine aynı aslında uygun Bilim Yayma Cemiyeti tarafından kullanılıyor. Sahn-ı Seman ismini 8 tane kubbeden alıyor. Seman 8, sahın yer. 8 tane ana kubbeden oluşuyor. Aşağı doğru bakan, bu benim bulunduğum sırtıma doğru bakan kısım Akdeniz'e baktığı için buralara Akdeniz medreseleri, arkaya doğru bakan kısım ise Karadeniz medreseleri olarak adlandırılıyor. Aslında külliyenin içerisindeki mütemmim cüzlerden bir tanesi bu medrese ve bu medrese dönemin en büyük ilmi zirve noktasındaki çalışmaların yapıldığı yer. Burası dünyanın en görkemli, en büyük imparatorluklarından birine doğru evrilen Osmanlı Cihan Devleti'nin en büyük medrese yani kütüphane ve üniversitesine sahip mekan. Halil İnalcık hocamız hep şöyle anlatırdı. Osmanlı dünyayı yönetiyor ise bunu şu iki değere borçlu. Bir, dünyanın en kaliteli kütüphanelerine sahip. İki, dünyanın en büyük ve en sağlam üniversitelerine sahip. İşte Osmanlı'nın dünyayı yönettiği dönemdeki en sağlam üniversitesi ve o kaliteli kütüphanesinin önündeyiz. İçeriye gireceğiz. Tarihi derinliklerine doğru sizlerle birlikte müşahede edeceğiz. Tarihi yerinde bu medrese odalarının içerisinde kavrayacağız. Burası ana yapıya uygun bir şekilde depremlerde etkilenmeden bugüne gelmiş ve uzunca bir alan içerisinde içerideki o kubbeler, o koridorlar aslında Fatih Sultan Mehmet'in, Akşemseddin'in, Molla Gürani'nin, Molla Hüsrev'in, Şeyhülvefa'nın ve sonraki gelen büyük alimlerin arşınladığı kısımları sizlerle birlikte arşınlayacağız. Adım adım tarihin ötesine, tarihin derinliklerine, gerçekleştiği mekanda yolculuk yapmaya doğru sizlerle birlikte içeriye doğru, medreseye doğru girelim. Fatih Sultan Mehmet Külliyesi'nin medrese kısmındayız. Burası Sahn-ı Seman Medresesi. Medresede revaklı yapılar bizi karşılıyor ve şu gördüğümüz gergi demirleri de tamamen orijinal aslında. Orijinale uygun olarak yine üzerine gergi demirleri, kasnak demirleri konularak burası onarımdan geçiyor ve bugüne doğru ulaşıyor. Bunlar depremde gerilmesini, daha fazla kasılmasına engel olduğu için kasnak veya gergi demiri ismi veriliyor. Bakın böyle yürüdüğümüzde bizi karşılayan uzunca koridorlar ve koridorun içerisinde böyle revaklı yapılar var. Hücre kısımları var. Hücre kısımlarında dersler birebir eğitimde alınıyor. Ve arkaya doğru bu kısımlarda ise özellikle avluda bu yaşamış oluyor. Yani buradaki hücredeki dersi avluda biraz daha pişirme adına buradaki talebeler kullanabiliyor bu kısmı. Bütün kapıların hemen hemen hepsi avluya açılacak şekilde tasarlanıyor ki bir yerde dışarıdaki o irtibatı koruyabilsin veya hayat ile iç içe bir eğitim gerçekleşsin. Bunu gerçekleştirme adına böyle avlulu bir sistem, bahçeli bir sistem Osmanlı'da uygulanıyor. Böyle kubbeli yapının altında hücreler, hücrelerin kenarında bu şekilde avlular, mimari olarak aynı camilerdeki yapı taşı olan küfeki taşı burada kullanılıyor ve alçak birazcık daha dikkat ederseniz hücre kapıları eğilerek hürmeten girme adına ve son dönemde bir psikolog, bilim adamı anlatıyordu, hiç unutamadım. Özellikle eğilerek girince girdiği kapının neresi olduğunu anlama adına insan bir kendine
böyle hani önem verdiğini gösteriyor. O yüzden Osmanlı bir kapıdan başka bir kapıya girdiğinde eğilerek kendine gelmeyi sağlamış olabilir diye bir psikoloğun yorumu vardı bununla ilgili. Bu da bana ilginç gelmişti. Hakikaten eğilerek, edeben de eğilerek girme olayı gerçekleşiyor. Burada dikkat ederseniz uzunca bir koridor bizi karşılıyor. Bu koridorun içerisindeki odalar, sağlı, sollu odalar aslında o sahın dediğimiz 8 tane kubbenin birine yaklaşmayı sağlıyor. O kubbenin içerisinde ise genel dersleri alıyorlar. Genel derslerin özel kısımlarını burada öğrenip bu öğrendiklerini de biraz daha pişirme adına avluyu kullanıyorlar. Burada çifte ayak kurşunlu medresesi deniliyor. İşte çifte ayak denmesi, çift şekilde simetrik yapılması. Hiçbir nokta Osmanlı'da asimetrik olmuyor. Yani simetrik müsenna şeklinde bir tarafta bir yapı varsa aynısı yansıması karşıda da olacak şekilde planlanıyor. Bugün burası lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine dönük medrese eğitiminin yani dini eğitimlerin verildiği o medrese ve ulema çalışmalarının nasıl eğitim olarak geçmişte verildiğinin de anlatıldığı bugün İlim Yayma Cemiyeti'nin bu öğrencilere ihtisas ettiği bir mekan olmuş. Yani burası aynı Osmanlı dönemindeki gibi bir ilmin merkezi, bir ilim dergahı olarak kullanılmış. Bakın şimdi buradan içeriye doğru girdiğimizde bizi karşılayacak bir medrese baş dersliği var. Bismillah diyoruz, sağ ayakla böyle edeben giriyoruz. Burası Ebu Suud Efendi'nin de ders verdiği mekanlar olduğu için onun ismiyle anılmış, onların isimleri verilmiş. Biz de bazen derslerimizi burada yapıyoruz. İnanın sıcak bir hava olmasına rağmen burada serin bir ortam var. Burada hoca genelde bu kısımda oturuyor. Osmanlı'da da bu tarz bir usul belirleniyor. Ve hocanın etrafında aslında bugün biz biraz daha amfi düzeni almışız ama genelde halka şeklinde hoca oturup etrafında halka şeklinde bir bağdaş kurarak rahle-i tedrisat usulü eğitim veriliyor. Ve buradan Osmanlı'nın o büyük müderrislerin, alimlerinin nesilden nesile istikrarla bu hani medrese eğitimini taşıdığını biliyoruz. İşte 1460'lı yıllarda başlayan bu medrese eğitimi, yani eğitimin zirveye çıkışı 1560'ta tamamen artık zirveye çıkmaya doğru başlıyor. Süleymaniye ile bu gerçekleşiyor. Süleymaniye'den sonra 1660'lara kadar, yani yaklaşık 2-2,5 asır devam eden bir eğitimin dünyadaki gözde merkezlerinden birisi olma hüviyetini koruyor Osmanlı. Fakat daha sonraki dönemlerde 1800'lerden sonra bu yavaş yavaş peyderpey batıdaki bazı merkezlere doğru geçiyor. Şimdi burayla ilgili ilginç kayıtlar var elimizde. Biz buranın zirvede olduğu dönemde bakıyoruz, Londra'dan buraya öğrenci geliyor. Moskova'dan, Paris'ten, Viyana'dan, Kahire'den öğrenciler gelmiş. Şam'dan. Yani dünyanın dört bir tarafından buraya öğrenciler gelmiş ve buradan o eğitimi almak için bir gayret içerisinde olmuşlar. Yani burası dünyanın ilim merkezi haline gelmiş ve dünyanın dört bir tarafından bilim adamlarının buraya akması, ilim adamı adaylarının buraya akması aslında buranın nasıl zirvede olduğunu gösteriyor ve dönemin bilim dili Arapça, bazıları Arapçayı geçemedikleri için geri gitmişler diye biliyoruz. Fakat daha sonraki dönemlerde bu üstünlüğü biz Batı'ya kaptırıyoruz ve Batı aynı şekilde Oxford'da, Harvard'da bugün işte dönemin kendi bilim dilleri İngilizceyi bilmeyenleri geri gönderiyorlar veya onların üstlerini buraya kuruyorlar ve bugün geri gönderiyorlar. Yani aslında ilimde, eğitimde zirve olduğumuz dönemin yansımaları bu gördüğümüz dershaneler ve bu dershaneler bir aslında büyük kubbenin altında tek bir odanın muhteşem bir şekilde tezyin edilerek aydınlatılmasıyla sade bir şekilde açık bir renkle daha ferah gösterilerek bezemeyle oluşturulmuş bir yapı. Çok dikkat çekecek şekilde buralar tasarlanmıyor ve hücrelere yakın olan kısımlar. Burası bu taraftaki hücrelere bakıyor. Bunun aynısı arkaya doğru var, oradaki hücrelere bakıyor. Ve sahn-ı semanda böyle yavaş yavaş bir medeniyet neşvi neva buluyor, etrafa yayılıyor. Şöyle düşünün, Osmanlı'nın aslında Unkapanı tarafları bir vadinin V'si gibi, biraz daha çukurdur. Unkapanı'nın olduğu köprünün hemen
Fatih tarafına doğru olan yerde Gazanfer Ağa Medresesi var zaten. Bu medrese halktan veya normal bir lisans mezunu olarak yetişmek isteyen bir molladan gitmek isteyen kişilere açık. Fakat Gazanfer Ağa'da yetişen kişi daha da derinleşmek istiyorsa buraya geliyor ve Sahn-ı Seman'da eğitim alıyor ve burada artık dönemin Ebu Suud Efendileri gibi, Katip Çelebileri gibi, Evliya Çelebileri gibi artık tanınmış büyük bir müderrise, mollaya dönüşebiliyorlar. Burası Osmanlı'nın beyninin aslında o enerji merkezinin bir dönem dünyayı aydınlattığı nokta olması hasebiyle kıymetli. Şimdi basit gibi gördüğünüz bir nokta Osmanlı'nın bir dönem dünyayı yönetmesine vesile olmuş. Ve burayı kuran Fatih Sultan Mehmet'in burayla ilgili şöyle ilginç bir anısından bahseder kayıtlar. Fatih Sultan Mehmet Han özellikle buradaki bu ilmi iştiyakı, hocalarının iştiyakını görüp çok beğeniyor. Ve kendi de kendi kurduğu Sahn-ı Seman içerisinden bir oda sahibi olmak istiyor. Buradan bana da bir hoca odası verin diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet'e hayır diyorlar. Sen dünya yöneten büyük bir imparatorluk olabilirsin, imparator olabilirsin, o imparatorluğun başında olabilirsin. Fakat burada müderris olmak istiyorsan müderris payesine sahip olman gerekiyor. Bunun için sınavlara girmen, bu sınavlarda sonra mülakata girmen, mülakattan sonra icazet alır isen, uygun görürse o da sahip olabilirsin diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet cevval bir şekilde bu ilme olan hassasiyet ve düşkünlüğünden dolayı bu sınavlara girip, bu sınavlara verip, daha sonra mülakata girip, hocaları tarafından uygun görüldüğünden mütevellit burada bir oda sahibi olabiliyor. Bunu insanın gerçekten şu an tahayyül etmesi bile çok zor. İşte Fatih Sultan Mehmet gibi hem büyük hükümdarların hem büyük hocaların burada yaşanmışlıklarına hakikaten yakinen göz atmak mümkün. Tarihi yerinde anlattığımızda bunları mekanında biz de birlikte o sirayet etmiştik içerisinden teneffüs edebiliyoruz. Bugün sizlerle birlikte tarihi yerinde Fatih medreselerin içerisinde, Fatih Üniversitesi'nin içerisinde, Fatih Sultan Mehmet Sahn-ı Seman Medresesi içerisinde tarihi yerinde yolculuk yapmış olduk. Yine yeni bir tarih yerinde programında görüşmek ümidiyle hoşçakalın. Kargoist Zafer Bilgi ile tarih yerinde anlatılırı sundu.